introyu beğenmişsinizdir. Çünkü bu videonun sadece çekimi benim için 2 gün sürdü. Hafıza kartım sağ olsun bir görüntüyü tamamen yok etti çünkü. Bir makyajı tamamen baştan yapmak zorunda kaldım. Bugün sizlerle beraber Euphoria dizisindeki 2 tane karakterin makyajını yapacağız. Bu dizi özellikle makyajlarıyla çok ön plana çıktı. Son günlerde makyaj kanalları özellikle YouTube'da ve Instagram'daki makyaj bloggerları bu makyajlardan ilham alarak birçok makyaj yaptı ve ben de tabii ki de bundan eksik kalır mıyım? Kalmazdım. Bu şekilde değişik makyajları zaten sevdiğimi biliyorsunuz. Dizide her karakterin kendine özgü bir makyaj stili var. Ben de bugün Maddie ve Rue'nun makyajını sizin için yapıyorum. Rue'nunki bayağı basit, o yüzden o 1 dakika falan sürecek. Şu anda Maddie'nin makyajını yapıyorum. Bazımı oluşturduktan sonra Jeffree Star'ın Jawbreaker paletini alıyorum. Buradaki toz pembeyle ilk önce gözümü birazcık ısıtacağım. Daha sonrasında bebek maviyle asıl rengi vereceğim. Bu makyajları Euphoria dizisinin make-up artistlerinin sayfalarından aldım. Orada ayrıntılı şekilde paylaşmışlar, çok sağ olsunlar. Gerçekten topluca makyaj kanalları olarak çok işimize yaradı diyebilirim. Bu makyajda en çok öne çıkan 2 şey var. Birincisi renkler tabii ki de. Çok renkli bir makyaj söz konusu. Diğeri de taşlar. Bu taşları bulabilmek için bayram günü açık olan tek müşteriyi aramış olabilirim. Her karakterin kendine bütünleşmiş makyajları var ama yine makyajlar da kendi arasında farklılık gösterebiliyor. Ama Maddie'nin makyajlarında özellikle renk ve bu tarz taşlar biraz daha ön plana çıkıyor. Eyeliner'ımı, takma kirpiklerimi ekliyorum. Daha sonrasında taşlarımı sıralamaya başlıyorum. Burada katlanma çizgisinin üzerinden doğru sıralanmış böyle yarım ay şeklinde bir taş tasarımı görüyorsunuz. Birkaç değişik makyajında böyle sıralı olmayan şekilde yerleştirilmiş taşlar da vardı ama ben bu makyajı seçmek istedim. Çünkü bu bebek mavisi pembe, birazcık ışıltılı ve taşlı görünüm hoşuma gitti. Tam makyajlarına baktığım zaman çok ağır bir kontür ya da çok ağır bir highlighter göremedim make-up artistlerin sayfasında, özellikle oradan incelediğim zaman. Ama ben yine de işte kaş sabitleme olsun, hafif bir allık görüntüsü, hafif bir aydınlatıcı görüntüsü veriyorum. Aydınlatacağız tabii ki de olmaz. Makyajlarda en öne çıkan şey gözler oluyor. Genel olarak tüm karakterlerin makyajlarına baktığım zaman göz makyajlarında özellikle böyle bir patlama, bir sim, bir taş, mutlaka bir şey eklenmiş oluyor. Maddie'nin makyajları genel olarak böyle güzel gösterişli makyaj diyebilirim. Diğer karakterlerin böyle çok değişik uç makyajları da var ama Maddie'ninki genellikle böyle daha glam oluyor. Daha glam. Dudaklarım için süreceğim gloss'tan bir tık koyu bir dudak kalemiyle ilk önce kenarlarını çerçeveliyorum. İncelediğim makyajı da aynen bu şekildeydi. Böyle hani çok kahverengi üzerine nude ruj gibi değil de daha böyle pembe nude'un üzerine sürülmüş bir gloss, renkli bir gloss havası vardı. O yüzden ben de ilk önce dış çizgileri birazcık daha kontür olması için ve o havayı vermesi için böyle daha koyu bir pembe sürüyorum. Daha sonrasında Fenty'nin gloss'uyla, bunun içinde hafiften böyle pembelik, şeftalilik var, bununla da tüm dudağıma uygulama yapıyorum. En sonunda bir fırça alıyorum ve çizgileri bir tık yumuşatıyorum. Bir tık daha geçişli olarak gözükmesini sağlıyorum.
Gözlerde taşlarımız var, bol bol rengimiz var. Dudaklarımızda dıştan bir kalemimiz ve bir glossumuz var. Tam anlamıyla benlik bir makyaj bence bu. Geldik Ru'nun makyajına. Ru'nun makyajında şu anda lenslerim olmadığı için gözlerimi kısıyorum. Çünkü bunu ikinci defa çekmek zorunda kaldım. Böyle çok basic ve çok dağınık bir görüntü istediğim için makyajı da inanılmaz dağınık yapacağım şimdi. Çok iyi izleyin. Vayesel'in böyle bir tevişir seti var. Bunlar tam anlamıyla bu makyaj için. Bayağı kirpik dibime sürüp ellerime dağıtıyorum. Çünkü bu makyajın kullanıldığı sahnede genel olarak bir dağınıklık var böyle. Yani genel olarak messy bir durum var. Glam, messy falan. Daha sonrasında bir tık daha böyle kahve kızılımsı olan rengiyle gözlerimin ortasına da bir uygulama yapıyorum. Çünkü sanki ben öyle bir şeyler gördüm gibi geldi. Chanel'in bir stiği var bende. Bu stik böyle yüze direktman bir ıslaklık veriyor. Ben bunu yanaklarımda ve gözlerimin üstünde kullandım. Gözde böyle hani biraz daha far görüntüsünden uzak, hani far kullanmayınca böyle hafif bir yağlanma gibi bir his olur. Yüzde de highlighter kullanmayacaktım Ru'da. O yüzden bu seçenek güzel bir seçenek olarak düşündüm. Ru'nun makyajında en öne çıkan şeylerden diğeri ise tabii ki de sim. Bu glitter tears olayını ben zaten çok seviyorum, sim ağlama olayını. O yüzden bu makyaj benim daha başka videolarıma da yaptığım bir makyajın daha böyle dağınık görüntüsü oldu. Dudaklarımı da çok çok hafif bir gloss geçiyorum ve makyajım tamamlanmış oluyor.